Herkese yeni bir videodan merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bugünkü videomuzda temizlik yapacağız. Bayağı dip köşe bir temizlik olacak. Temizlik bağımlılarına bu videoyu bekliyorum. Gerçekten evin halini görseniz yani yuh dersiniz. Çiçekler için toprak almaya gideceğim. Toprakları alacağım. Belki saksı alırız. Onlar da belki beraber alır geliriz. O şekilde çiçeklerin bakımını falan yapmam lazım. Videonun ilerleyen zamanlarında zaten göreceksiniz. Ben kattım, kahvaltımı yaptım. Daha sonra tezgahın üzerine falan topladım. Şimdi evin geri kalan kısımlarını toplayacağım. Lafı çok uzatmıyorum. Hemen videoya geçelim. Bu videodan sonra da sizlere saç bakım rutinimle alakalı bir video çekmek istiyorum. Çok fazla soruyorsunuz çünkü Instagram üzerinden. Instagram'dan beni takip etmek istiyorsanız da buraya ismimi yazıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çok fazla şey soruyorsunuz. Saç rengimi. Onunla alakalı da o videoda birkaç bir şey söylerim. Böyle yani. Şimdi ben gidiyorum. Hemen kalan işlerimi yapmaya başlıyorum. Trendyol'dan çiçeklerimi koymak için bu çiçekliği almıştım. Şöyle göstereyim size de. Şimdilik böyle yerleştirdim. Bugün bunu yerleştireceğiz. Hadi büyük ihtimalle şu saksılar falan değiştiririz. Çünkü bu saksılar çok büyük oldu. Ve ben buraya böyle ham bir ahşap görüntüsü vermek için şöyle ahşap saksılardan kullanmayı düşünüyorum. Şunlar vesaire. Şimdi bakalım. Bir işlerimizi halledelim. Ondan sonra hem toprak hem de saksı alırız. Hem de bu çiçeklerin bakımını yaparız. Çünkü ilkbahar geldi. Bu çiçeklere de bir topraklarının değişimi, ne bileyim bir böyle vitamin vesaire yapılması gerekiyor. Şimdi bugün onları yaparız. Şimdi şu kısımdaki yorganı ve şu battaniyeyi yıkadım ama yerleştirdim şimdi. Bu dolabı da şöyle size göstereyim. Buraya bütün battaniye, işte yorgan türü ürünlerimi koydum ki bana da yer açılsın diye. Gerçekten bazaların altı da rahatladı. Hem böyle çok daha düzenli oldu. Normalde burada nevresimler falan vardı ama bu şekilde kullanımı benim açımdan çok çok daha rahat oldu. Burayı da böyle yaptım. Şimdi ortalığın halini size göstermek istiyorum. Şimdi bakın. Burada yıkanacak çamaşırlar var. Burada katlanıp yerine yerleştirilecekler var. Burada ütülenecekler var. Yani buralar böyle bayağı dağınık. Bunun dışında bu odada silinip süpürülecek, yatak toplanacak. Yani gerçekten ev çok dağınık. Tek tek hepsini yapacağız. Bu oda çok fazla dağınık değil. Sadece bir koltuğun üzeri dağınık. Orayı toplayacağız. Onun dışında şekerin kafesi temiz. Ona ellemeyeceğim, ona dokunmayacağım. Son olarak da şöyle mutfağı göstereyim. Bu çöp atılacak. Bunlar görümceme gidecek olan şeyler. Çiçeklik düzenlenecek falan. Yani evin genel dağınıklığı vesairesi bu şekilde. Bugün bunların hepsini yapacağız. Bu kot ceketi yeni aldım. İnanılmaz güzel bir parça. Bakmak isterseniz sizin için de linkini aşağıya bırakırım. Bendeki small bedeni birazcık ince, böyle mevsimlik bir kot ceket. Çok kalın değil ama çok güzel ve çok ters duruyor. Gömlek olarak bile kullanabilirsiniz bu arada. Çünkü çok aşırı kalın bir ürün değil. Şimdi terziye gideceğim. Terziye yaptırmam gereken birkaç parça bir şey var. Hazır buraya bizim evin yakınlarına da terzi açılmışken bunları da götüreyim diyorum. Şöyle bir bluzum var benim, hırka tarzında. Bunun kolları çok uzun. Bunun kollarını yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü bana bayağı şu kadar falan uzun geliyor. Ben çok beğeniyorum. O yüzden de hani böyle yaptırayım da daha rahat giyerim diye düşündüm.
O yüzden bunu yaptıracağım. Bunu da götürüyorum. Daha sonra Elsie'den geçen sene şöyle bir alt almıştım. Bu da bayağı likralı bir şey. Bunun da boyu bayağı bir uzun. Yani benim boyum kısa olduğu için şu kadar falan uzun. Bunu da yaptıracağım. Bunu da götüreyim, yaptırayım. Aradan çıksın. Hem de dolapta boşuna yer işgal etmesin, giymeye başlayayım. Çok giyemiyorum uzun olduğu için. Şöyle bir Trendyol'dan jean almıştım. Bunu size göstermedim diye biliyorum. Bu en son alışverişlerimden bir tanesi. Bunun da böyle yüksek bel oluşu, boynum bayağı böyle uzun oluşu. Çok güzel ama boyu dediğim gibi bana bayağı uzun. Boyunu yaptıracağım yine giyebilmek adına. Yoksa dolapta duruyor yani. Ve yine şöyle son alışverişimden bir tane eşofman altı aldım. Bu da böyle İspanyol gibi geliyor. Bayağı şey, güzel bir ürün fakat small olmasına rağmen bana yanlardan falan çok büyük geldi. Birazcık yanlardan giydireceğim. Bir de boyundan aldırırım diye düşünüyorum. Boyu da biraz uzun. Yaptırmaya değer mi? Yani geri göndermek istemedim. Kumaşı kalitesi güzeldi, o yüzden yaptıracağım. Yaptıracağım bir şey var mı? Şu jean'i almıştım ben. Bunu size gösterdim mi bilmiyorum yine. En son alışveriş videosunda gösterdim mi bilmiyorum. Bu yine Trendyol'dan aldığım bir jean'di. Bunu geri iade edemiyorum. Aslında çok beğendim. Yani kalıbı olsun, duruşu olsun, her şey de çok güzel. Fakat paçalarını ben kendim kestikten sonra birazcık böyle burası, yani şu alt kısım bol gelmeye başladı gözüme. O yüzden diyorum ki hani bir santim kadar ya yandan ya içten şöyle bir yerden girip daha böyle mom jean gibi daralsın istediğim için biraz boru gibi duruyor. O yüzden daralsın istiyorum. Bunu da bir götürürüm. Yapabilirse yapar, yapamazsa geri getiririm. Yine ay bayağı da bir şey varmış. Yine Trendyol'dan şöyle bir eşofman altı almıştım. Rengini, dokusunu, her şeyini beğendim. Bunun bende beyazıyla moru da var. Fakat bunun rengi bana bir tık uzun geldi. Yani bir tık değil, hatta şu kadar falan bir uzun. O yüzden bunu böyle kestirip tekrardan şöyle yaptırmayı düşünüyorum boyuma göre. Bunu da götüreyim. Son olarak şöyle bir bakıyorum. Yaptıracağım başka bir şey yok. Tamam. Yaptıracaklarım bunlar. Bunları şimdi bir poşetleyeyim. Poşete kaldırayım. Size de göstereyim istedim. Onları da yaptıktan sonra giymeye başlarım artık. Yoksa giyemiyorum yani. Önce gibi duruyor. Şimdi bir terziye gidelim. Ondan sonrasında işte toprak, saksı vesaire bunları alalım. Daha sonra gelelim evi süpürmeye başlayalım. O işleri bir halledeyim. Çünkü evi süpürmeye başlarsam o işler kalacak. Öyle. Şimdi onları götüreyim, geleyim. Ondan sonra devam ederiz. Çünkü çok işimiz var. Kamerayı birazcık şarj ettim. Toprakları aldım. Terziye verdim o ürünlerin hepsine. Eldivenlerimi takıp artık saksıların değişimini yapmam lazım. We'll be right back.
Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün çiçekleri diktim. Evin hali gitgide kötü olmaya başladı. Şimdi hepsini yerleştireceğim. Ondan sonra göstereceğim tekrar. Kameranın şarjı bitmişti. Şu şekilde ben burayı sildim, süpürdüm, topladım. Şöyle göstereyim, yine aynı şekilde mutfakta toplandı. İzlediğinizin sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi bayağı yoruldum. Hatta bayağı değil, çok yoruldum. Aslında beni yoran çiçekler oldu. Çünkü çiçeklerin bakımı vesairesi çok zor biliyorsunuz. Onları ayarlamak, etmek, sonra tekrar oraları toparlamak vesaire, o beni zorladı. Onun dışında evi süpürüp silmekte gerçekten bir şey yok. Öyle evi süpürdüm, sildim. Şimdi birazcık dinleneceğim. Daha sonra yemek faslına geçeceğim. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Temizlik vloglarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da farklı videolarda yine buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.